Arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar onda önünüzde ne duruyor? Bakın şöyle bir görün. Sahima marka galiba. 4000 Hyperflop FB makinamız ve kamışımız. Bu kamışımızın neydi lan şeyi? TF bir şeydi. Bakın gençler çok güzel. Arkadaşlar öyle anlamış olacağız gibi artık yeni bir artık ben balık tutma hobisine başladım. Bu olta ilk değil. Şimdi her şey gelişmelerin hepsini anlatacağım size. Burada da bu neyin göstergesi? Ben daha öncesinde olta alacağım. Daha önce de balık videoları bir videomda sanki demiştim onu. Yakında balık videoları falan gelecek, balık tutma videoları demiştim arkadaşlar. Biraz geç oldu ama oldu. Sonunda kamışımı, oltam, komşum verdi arkadaşlar. Şimdi her şeyi size olaylara şey yaptım ama ilk önce size bir şey göstereyim. Evet. Burada olta tutacağımız var. Burada da kefal oltası var arkadaşlar. Yani kefal oltası değil, kefal takımı var. Burada da benim kefal takımı. Bu kefal tutmak için bir takım. Yakın zamanda da kefal tutacağım. Güzel balıklar tutacağım. O zaman çok güzel bir detaylı videolarımız olacak. Bunlarla ilgili şunu göstereyim. Bakın kaç iğneli. Bunu şimdi birazdan anlatacağım. Bizim komşumuz Doğan abi diye bir yaşlı bir şey var. Komşumuz var. O verdi. Allah razı olsun. Yani adamcağız daha şimdi her şeyi anlatacağım size. Ama ilk önce göstereyim dedim. Bakın bu böyle. Ha bu arada birkaç tane daha işte iğne almıştık, kurşun almıştık, el oltası onları Doğan abi aldı arkadaşlar, yapıyor onları. Ya vallahi adamcağız, Allah razı olsun ondan. Birazdan bu Şahinmo şeyini de anlatacağım. Bu makine çok ithal makine, İtalya'dan mı ne gelir? Ha bu arada misinamı söylemedim, İpek. İpek misina. Çünkü arkadaşlar birazdan anlatacağım. O normal misinayı kullanmayın. Ya da ben beceremedim. Bilmiyorum. İpek misinalı öyle. Balık videolarında arkadaşlar artık balık videoları da gelecek tabi. Bu arada balıklarımı şöyle göstereyim. İyiler hepsi. Japon balıklarımız. Ha burada bir de balık yani TK bir balık türü gelirse de yani balondur, o cart curttur bir şey falan. Onun için eldiven aldım. Bilmediğim bir balık türü gelirse bununla tutacağım. Bunu da şuraya koyayım ya. Dur bir dakika. Gençler bir dakika. Bir dakika. Görüyoruz beni değil mi? Şunları şöyle koyayım. Kefal ortası şöyle bir koyayım. Bak bunu onları şöyle. Bu arada bu kova arkadaşlar balığa giderken kullanacağız bu kovayı da şöyle dursun. Kefalimizi buraya koyalım. Bu şey de bu arada bu Doğan abi de bu şeyi hediye etti. Kefal oltasının yanında hediye etti. Bu olta bakın bunu göstereyim gençler. Bu olta sabitleyici. Ben sahilden tutacağım için bunu aldık. Şöyle açayım göstereyim şöyle size. Bu böyle açılıyor. Burada vidalısı var. Bunu buradan şuraya bir takma yeri var vidalı. Oraya bunu geçiriyorsunuz şöyle. Buradan da şöyle sarıyorsun. Ve evet. Böyle bir şey oluyor. Oltamızı alalım. Evet. Bu arada oltamız bayağı hafif. Bakın şöyle koyduğum zaman çok güzel durmuyor mu? Şöyle duracak işte. Balık geldiğinde tutup hemen zangır 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 buradan tabii çekeceğim. Bu arada kamış bayağı uzun bir kamış. Kaç metre bilmiyorum. Şimdi söylerim. Hatta ben videonun şurasına burasına koymuşumdur. Bilmiyorum. Unuttum şimdi kaç metre olduğunu kamışın. Dursun gençler. Şimdi bu balık furyası bende nerede başladı? Balıkçı her şeyi anlatacağım size. Bunu bakın tekrardan böyle yapmak için tekrardan böyle şey yapıyorsunuz. Böyle. Allah. Sonra bunu tekrardan işte şuraya getiriyorsunuz. Bunu bir dakika olmadı. Bir dakika böyle değil mi lan bu? Girdi mi? Girdi. Bu böyle girdi. Böyle
da içine koyarım. Tabi daha Doğan abim yapıyor şu an şeyleri arkadaşlar. Doğan abi de konuşmuş. O hala yapıyor şeyleri. Bunu da kapatalım. Şimdi ben bunları birazdan yer bulacağım ama şimdi size bir olayları anlatayım. Neler geçti üzerinden. Arkadaşlar. Evet, şöyle ben bir oturayım. Bir sizle konuşayım. Bana sohbet eder. Şunu şuraya alacağım bir dakika. Şöyle düzgün bir yerde mi dursun? Nerede dursun bu ya? Şuraya koyayım. Yani fazla da yatmasın. Şöyle şuraya dayalı dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi konuşacağım. Arkadaşlar ben oltaya daha öncesinde başladım. Nasıl söyleyeyim size. Daha öncesinde ben el oltası almıştım. El oltasıyla ilk başta bu olta hobisine falan başladım. Sonra hatta ben kendim birkaç kere olta yaptım böyle çengelli iğneyle. Onun maalesef yapamadık arkadaşlar. Onun sonra bir dakika kusura bakmayın. Heh, kulağım kaşındı. Yani dediğim gibi maalesef onunla tutamadık. Olmadı ya. Çengelli iğneye balıklar yutmadı. Birkaçında da yagalıyordum. Balık da herhalde anladı iğne olduğunu bıraktı arkadaşlar. Aldı böyle ağzına. Tam ben böyle tasmalayacağım. Balık kaçtı. Evet öyle bir susun oldu. Oltayla balık yakalar mı dersiniz? Sıfır. Hiç yakalayamadım. Sonra aman ben böyle bu iş olmaz dedim. O gün gittim balıkçıya. Yanımda da para vardı. 300 lira mı? 300 lira değil be. 500 lira para vardı yanımda. El oltası aldım gittim arkadaşlar o gün balıkçıya. El oltasıyla tutmaya başardım ama nasıl tuttum? Şans eseri arkadaşlar. Şans eseri balık şeye takılmış. Yani yanlış yüzgecinden bile bir yerinden takılmış iğne. Şans eseri bir tane tuttum. O da zaten şu kadar küçücük bir istarvit. O istarvit midir nedir? Bir balık tuttum öyle. Onu akşam ben yedim. Kendim yedim. Pişirdim yedim. Ondan sonra gençler buradan bu balık işini bıraktım dedim ben bu işi yapamam artık bıraktım. Tabi bırakmadım ilk baştan birkaç kere gidecektim de sonradan bu havalar falan soğuyunca bıraktım balık tutmayı. Sonradan işte bu annem işte o biz bu evden öbür evden taşınmıştık büyük yerde. Orada el oltamı da alacaktım annem 60 sağ olsun yani o zaman hastaydı tabi 60 çöpe. Çöpe mi attı orada mı kaldı? Bence atmamıştır orada kaldı kesin. Başka bir şey düşünmüyorum orada kaldı herhalde. Ayakkabılıktaydı orada kaldı. Yani ben ya oğlum sen niye onu ayakkabılıkta tutuyorsun mal? Git odanda tut bir yerde değil mi arkadaşlar? Git şöyle odanın bir köşesine koy yani. Ondan sonra gençler. Ona. Ay pardon. Ondan sonra işte bu eve taşındık. Ondan sonraki balık maceramı anlatıyorum. Kore amcamlar Ankara'ya gitti. Bir işleri vardı orada. Arkadaşlar. Oradan da bir tane kardeşinden Kore amcamın hatıra kalan bir tane şey varmış. Olta bir şey varmış makinesi. Oğlum dedi ondan sonra. Aslında bakın ilk başta bakın olay böyle başlamadı. BİM'e ne zaman bilmiyorum ama 600 liraya bir tane olta takımı gelmişti BİM'e. Ben de almak istedim. Teyzemler falan karşılıkta alma dedi. Yuh dedi. Şey ne dedi. 600 lira ne falan. Ondan sonra zaten bu oltaya verdikleri parayla anlamışlardır oltanın değerini. Neyse gençler. İşte o 600 liralık oltayı kaçırdım. Gençler almış birisi. Ben de dedim. Ya böyle işi ben dedim sikerim dedim. Gittim arkadaşlar Japon balığı aldım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. Üstüne de 6, 7 tane de ekleme yaptık. Japon balığı aldım arkadaşlar. Buradaki şey ne ya şuradaki? Allah tozu kuyruğuymuş. Japon ekleme yaptım arkadaşlar Japon balığına. Ondan sonra olta işi kaynadı gitti derken Kore amcam. Bu Kore amcam Ankara'da işte şey... evle ilgili bir işleri vardı. Kore amcamın evi vardı arkadaşlar. Oradan kalan eşyalar vardı. Onları getirecekti. Birkaç tane kalan işte eşyası varmış orada. Onun için Ankara'ya gitti o gar yol. Gitti.
O zaman da onların arasına şey çıktı, şöyle olta makinesi çıktı. O zaman da işte oğlum dedi, Efe dedi, baksana dedi, olta var dedi hani bana. O zaman da tabii talip kuşu kondu. Bunlar geldiler. Olta makinesini verdik oramcım elime. Bayağı da gayet sağlamdı. Hiç makinede bir sıkıntı yok. Çeviriyorum falan. Sağlamdı. Sonra balıkçıya gittik. Şeydeki bu Marmaris'te bir tane balıkçı var. Turna diye. Oraya gittim arkadaşlar. Adam ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi, bunların kamış dedi, yani size 1.000 liraya patlar demişti. Kamış dedi 600 dedi. Bir şeyler dedi. 100 falan bir şeyler demişti o zaman. Dedi abi sesse dedi 1.000 liraya patlar falan dedi. Yani olta dedi pahalı falan dedi. Ondan sonra tabii biz ben sonradan vazgeçmek falan istedim de sonradan işte Antikor amcam sonradan bir bakalım dedi internetten. İnternette baktım 600 lira 500 lira. Bir kamış 600 lira yani düşünün. O kadar. Adam 600 lira dediği kamışı ben internette 500 liraya buldum. Sonra dedik ki lan adamdan mı alsak acaba? Ya, o düşündüm de yani. Düşündüm. Ha yok adamda 500, internette 600'dü pardon. Sonra dedik adamdan mı alsak acaba? Adama doğru gittik arkadaşlar. Gittik adama doğru gittik. Adama doğru oraya gittik. Oradan bir tane olta seti aldım. Ama bir dakika. Yok yani bunun kadar değil. Bu değil arkadaşlar. Bunu sonra geleceğim. Bundan biraz daha büyük. Ve TL 300 diye bir şimdi kamışı hatırlıyorum. Kamış TL 300 diye bir kamış. TL 300 bakın aklınıza bunu bir yere yedin. TL 300 isimli bir kamış arkadaşlar. Ve makinamızda gene save makine sarılıydı arkadaşlar. Sarılı olarak adam şeyle direkt setiyle verdi bize. Biz de gittik. Ve ne kadar dedik biliyor musunuz? 900 lira indir yaptı adam. 900 lira indirim yaptı. Yani gerçekten pahalıya aldık biraz. Yani o zaman da teyzem anladı. Oğlum keşke alsam ismi BİM'dekini falan. Sonra aldıklarını falan söyleyince ben de şey yaptım ha. Yani. Bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum yani. Yani onlar da işte suç boşuna öyle oldu. Ama şimdi birazdanki olayları anlatacağım arkadaşlar. Neyse işte aldım ben bu olta takımını. Ondan sonra geldik işte eve. Ondan sonra bir evde teyzem merak etti. Efe dedi bunu açalım falan dedi. Evde bunu açtık arkadaşlar. Bir baktık dolandı olta. Ne oluyor lan satayım ne oluyor ya diyor. Ayarlayacağım bir şeyleri falan oltanın hani bir şeylerini falan çalışıyor mu durumda mı iyi mi falan hani açıp bakacağım. Olta bir anda sen bir dolan. Garip abi. Olta bir anda dolandı gençler. Çok garip. Yani açtığım üzere bir de makinenin arka bölümüne dolanıyor. Çok garip. Enteresan bir durum yaşadık orada. Yani bildiğiniz enteresan bir durum yaşadık orada. Makinenin arka bölümüne dolanıyor. Çok garip. Bir şey oldu yani. Çok garip oldu arkadaşlar. Ondan sonra işte ya makinenin arka bölümü dedim bir daha göstereyim size. Bakın şu arka bölüm dedim şu kısım var ya kasa. Bunu biz buradan çıkarttık arkadaşlar bu bölümü. Bu bölümün içindeki yere dolanmış. Çok garip. Gerçekten çok garip yani. Sen nasıl Allah'ın şeyi sen nasıl dolanıyorsun ya? Çok saçma bir şey. Sonra arkadaşlar işte bu bir kere de bu şeyle Kore amcamla düzelttik onu. O dolanma işini. Sonra balığa gittik. Arkadaşlar bizim şurada bir sahil var. Sahile bizim ev yakın. Oradan dedi balık tutalım balığa gittik. Yemlerle balığa gittik. Dündü sanırım. Dün müydü? Ha dündü. Dün balığa gittik işte. Attım arkadaşlar. Daha da iş şey yapmadım ha. Dolanmıştı. Koramcığımı düzelttik falan. Aa bak oltayı arkadaşlar çok tuhaf bir yere attım. İlk başta koramcığım dedi ki oğlum dedi boş bir yere at da dedi hani olta şey mi biz oltanın neydi o ne ucuydu lan? Şamandıra mıdır yoksa mandıra değil.
Ne lan o? Fır döndü. Fır döndüsünü biz onu kesip tekrardan bağladık. Hani çalışıyor mu diye bir bak dedi. Arkadaşlar sen git kum atacağıma. Yani dedi kum zemine at, suya atma dedi. Kum atacağıma gittim ağaca attım palmiyeyi. Ciddiyim. Gittim palmiye ağacına attım oltayı. O zaman da işte tabii dolandı. Ben çekmeye çalışıyorum böyle Koremci abla diye oğlum ne yapıyorsun falan. Sonra işte çektik anca geldi. Allah'tan şey dolanmadı yani. Oradan yeni eli falan ağaca gelmemiş. Ondan sonra arkadaşlar ben oltayı Koremci'ye verdim. O gitti denize tam mesela bu denize böyle tam mesafe var. Aldı oltaya böyle fırlattı ucuna bile gelmedi. Kaldı orada gene şerefsiz oltanın ucu. Ondan sonra dedi ki bu Koremci oğlum dedi yok bu olmaz dedi ya. Bu olmaz yani dedi bunu beceremezsin sen falan bir şeyler dedi. Bu arada benim oltaya çok yakışıklı durmuyor mu ya? O oltanın da şimdi hikayesini anlatacağım. Sonra arkadaşlar gittik. Doğan abimiz balıkçı. Hani Doğan abiye şey diyordum. Hani diyorduk ki yani el oltasıyla tutuyordur bu adam. Diğer de bir sorarım. Adam balıkçı çıktı ya. Profesyonel balıkçı. Yemin ediyorum ne biliyor musun? Ver oğlum ver dedi. Oltayı verdi arkadaşlar bana oradaki oltayı. İlk böyle sarıp getirmiş. Dedi ki bana. Dedi böyle şey olta almayın dedi. Bunlar olmuyor dedi. Bu öyle olmaz. Dedi ipek misinalı küçük bir olta alın dedi. Hafif dedi. Gerçekten dediği de doğruymuş arkadaşlar. Yani bayağı da hafifti orada tuttuğumda. Bayağı da uzundu yani şöyle uzun. Hatta ben resmini koyarım buraya şimdi. O Doğan abinin oltasını resmini buraya koyarım. Arkadaşlar gördüğünüz olta bayağı iyi duruyor. Hafif bir de olta düşünün. Ondan sonra işte atış tekniklerini falan gösterdi bana. Sonra arkadaşlar Doğan abi işte birkaç tane not aldırttı bana. Sonra dedi ki Efe'cim dedi sen dedi yarın gidin dedi yarın bunu değiştirin dedi adamdan dedi. Ondan sonra dedi ona göre bakarız dedi. Sonra arkadaşlar bugün zaten yarın o dün de olanlar bugün de yarın da ve bugün arkadaşlar gittik. Şeye gittik. Oradaki aldığımız yere gittik arkadaşlar. Bunu götürdüm sapasalim. Bir de ara teyzemin şurasına şu şeyini dolandı. Şuradaki şeyini dolandı iğne. İğne bir ara geldi. Onun dışında her şey normal. Onu kurtardık. İyice şey yaptım falan. Herifin bana verdiği gibi seti tamamladım arkadaşlar. Öyle gittik. Adama verdim. Adam da çok dürüstmüş. 900 lira verdiğimiz para iade etti ve bu setten onda olmadığını getirebileceğini söyledi. Ama yani öyle bir gün söyledi ki 16 bir şey 16 gün dedi galiba 16 gün bekleyecekmişim ya da bir hafta. Ben nasıl bekleyeyim onu şimdi? Yani gerçekten beklenmez. O yüzden arkadaşlar onu beklemedim ben. Bu arada saçım kaşındı bir dakika. Onu beklemedim ben. Dedim Koremci ben beklemem. Orada da adamda da güzel kalmış var. Adam dedi ki kırılır deyince ben de bir uyanış geçti. Çünkü neden kırılır yani öyle dedi. Çünkü yani öyle dediyse adam bildiği vardır dedim. Kırılır falan dedim. Sonradan işte arkadaşlar o adamdan çıktık. Doğan abi o adam dedi ki istediğiniz her yere bakabilirsiniz dedi oradaki adam. Bir yere bakabilirsiniz. Biz de arkadaşlar o dükkandan çıktık kolay gelsin falan hayırlı işler dedik. Oradan gittik Doğan abiye. Pardon Doğan abi değil. Doğan abiyi aradık. Arama sürecimiz biraz uzun oldu tabi. Annem telefonu açmadı. Cartçuk dedikten sonra. Doğan abi bir şekilde işte komşusu Turan Bey'den bulduk arkadaşlar. Bu arada Turan Bey yanında değil. Ya oltaya bakıyorum ikidir. Ondan sonra arkadaşlar... şey oldu işte aradık ilk başta Doğan abi ulaşalım dedik. Doğan abi evde değilmiş, o Turan Bey'lere çıkmış. Ondan sonra Doğan abi en sonunda öyle ulaştık işte onu alın bunu alın. İlk başta demedi öyle kamış yağlı makineyi alın bir yer söyledi. Sonrasında
Turan Bey demiş ki ben de demiş makineyle makine kamış bir de şey var demiş öyle setli var demiş hiç uğraşmasınlar. Hani iğne alsınlar kamış şey alsınlar kamış diyecektim iğne alsınlar ondan sonra şu, o kefal oltasına bağlanan o şamandıra herhalde şamandıra alsınlar bir şey daha al şamandıra Doğan abi dedi onu al diye. Sonra bir şeyler daha al dedi arkadaşlar. Öyle öyle işimizi hallettik. Aldık geldik eve işte kurşunları, iğneleri falan. Ve o bir de o kum saplama aparatını da Doğan abi söyledi. Onları nereden aldık? Hani o anlattım ya işte o büyük oltayı. Onu aldığımız yerden aldık. Evet. Onu aldığımız yerden aldık arkadaşlar. Bayağı güzeldi. O olta ama işte havalı ama bu daha iyi. Ona göre bence. Çünkü bunun makinesine baktım internette 7000 liraya mı ne satılıyor. Birazdan da bu arada bu kamışını baktım bir de. Bu kamış da neredeyse 1000 lira var. 1000 lira bu kamışı da bu oltan kamışı da. 1000 lira makinesi 7000 lira oldu sana kaç bin lira eder ki? Onu ben çarparım size buraya gösteririm kaç lira ödüyor normal bu oltanın maliyeti. Ama bize bedavaya geldi şimdi anlatacağım arkadaşlar. Sonra biz eve döndük işte oltaları falan her şey oltayı falan verdik işte teyzemle Korabcım kendine el oltası aldı onlar da tutacak balık diye aldı. İşte birkaç bir şeyler aldıktan sonra arkadaşlar eve döndük Doğan abi balkondaydı Doğan abinin yanına gittim. Dedim ki Doğan abi dedim Doğan abiye gittik işte oltayı falan sorduk bir şeyler aldık dedik işte şimdi inşallah. Oltaya da ne zaman geleceksin diye biraz sonra dedi. Sonra arkadaşlar geldik eve farklı bir şekilde. İşte çıktım eve geldim oturdum falan. Kapı çaldı Doğan abi gelmiş. Ondan sonra oltaya da falan içeri girdi. Geçebilir miyim müsait misiniz dedi. Evet dedim. Geçti içeri. Anlattı işte bu oltanın arkadaşlar her şeysini. İşte öyledir böyledir şöyledir böyledir 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 şöyledir anlattı. Ve bu oltaya ne karıştırdı biliyor musunuz? Bizim o kıytırık olta var ya büyük. Kıytırık demeyeyim. O oltaya o öbür herif 900 lira istedi. Bu oltaya Doğan abi yani Turan Bey 800 lira istedi. Yani cidden arada bir fiyat farkı var. Ben bu olta takımını 800 liraya aldım arkadaşlar. Koremcim aldı Allah razı olsun da. Birkaç tane geçiştirmesi oldu işte sen yapamazsın falan filan. Ben öyle adamı aldırırım. Öyle şey yok. Buldum mu alacaksın öyle yok. Adamı aldırırım vallahi ben. Ha bu arada bu da balıkçının poşeti. İşte Doğan abi nasıl atacağımı gösterdi. Şöyle gençler bakın göstereyim size de. Bakın oltayı her zaman atacağınız zaman şöyle. Şu bakın burayı kaldırıyorsunuz. Oltanın İpini açacağım. Oltanın burası yukarı gelecek şekilde. İp misine burada. Oltanın burası yukarı gelecek şekilde. Şöyle yukarı gelecek şekilde. Bunu böyle burasını açıyoruz. Gençler görüyor musunuz? Bakın böyle burasını açıyoruz. Misinamızı şöyle tutuyoruz gençler burada. Şöyle pozisyonda. Tam böyle geliyoruz. Böyle bunu geldiğimizde bunu böyle diye atıyoruz ve işimiz tamamlanmış oluyor. Bir tekrardan bir dakika olmadı. Evet. Böyle yani. Arkadaşlar böyle o şekilde ayarlıyoruz bir şekilde ve çok güzel bu arada hiç dolanma molanma yok benim hislerimde zaten böyle bir şeydi hiç dolanma olmayan bir olta arkadaşlar ipek misina misinası ipek bizimkinin öbürü gerçek misinaydı bildiğiniz misinaydı hatta göstereyim onu ben size çantam burada mı benim ay annem yordu varmış orada. Çantam burada mı bilmiyorum ama çantanın içinde o oltada biraz misina kaldı onu gösterecektim. Arkadaşlar o makineden çıkanlar işte kesilenler falan.
Ya bu ipek olduğu için dolanmaz. İpek mesine dolanmıyormuş. Öyle diyorlar. Neyse arkadaşlar. Böyle işte bir olta serüvenim oldu. Böyle geçen sürelerde bir olta serüvenimiz oldu. Yakın zamanda da bala gideceğim arkadaşlar. Yarın değil de öbür gün gitmeye düşünüyorum bala. Bilmiyorum ne diyorum bilmiyorum ama. Öbür gün gitmeye düşünüyorum. Şu an takımım hazır değil. Doğan abi bekliyorum. O şu an takım hazırlıyor bana. Onu bekliyorum gençler. Da yapıyormuş balkonda. O takım hazır olduğu zaman, o takım hazırlandığı zaman balığa gideceğiz. Çok şükür inşallah. Bakalım nasıl balıklar tutacağız. Oğlum ne oldu lan size? Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Görüşelim bay bay. Şöyle ortamda göstereyim arkada. Çok güzel durmuyor ya. Açınca da çok güzel bu arada. Baya şöyle bir santim, birkaç santim, baya bir santim büyüyor. Hem olta da küçük yani. Yeri sığar bu arkadaşlar. Ve onu şimdi potasyum parmanganata biraz boş yapayım. Şurası var arkadaşlar terlik. Oraya koyarım herhalde. Terlikleri alırım oradan. Orada da durabilir ya. Benim burada da durabilir de orada da çok şey durduğu için. O video için koydum. Onu şuraya alırız. Oraya. Kovayla beraber orada durur ya. Onun zararı yok. Orada durur verir öyle. Oğlum Japon'a ne oluyor lan bizim? Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldim. Olta sevmenin böyleydi. Yarın değil öbür gün herhalde balığa gideriz artık. Balık tutarız. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Gençler.